dışarıdan gelen arıların dışarıdan geldiği belli. Yani Kafkas arısı olmadığı renklerinden belli. Geldik, arıcı yerinde yok. Arılar sahipsiz. Kova plakaları yok. Hangi ile ait olduğu, kime ait olduğu belli değil. Şahsı Tarım İl Müdürlüğü temsil yetkililerle de geldik, bulamadık. İkinci seferdir yerel basınla uğradık. Bu kartımı da koyuyorum. Arıcı geldiği zaman inşallah bize ulaşır. Yani merak ediyoruz tabii, koruma altına alınan bir ilin böyle kaçak arı girişlerini hep birlikte beraber önlemesek kısa sürede bu elimizde bulunan Kafkas arı ırkı melezleşecek. Çok kötü olacak. Yani bakanlık tarafından bir koruma altına alınan bir canlı, hep birlikte korumamız lazım. Maalesef bu arkadaş ya da yabancıdır. Yabancıyı bunu yapmaz. Hangi arıcı yapmışsa bilemiyoruz. Büyük ihtimalle kovanlar dışarıdan alınmış arılar ve taze kovanlara aktarılarak gelmiş. Çünkü kovan uçuş deliklerinde propolis yok ve kovanlarda kullanılmadığı belli. Şimdi birazdan göstereceğiz tekrar. O anları iyice yaklaştı abi, sırtları çıksın, o sarılıkları var ya, onlar belli olsun. Sen diyorsun iyi değil ya, oradan gibi yer var mı, sen ne diyorsun ya? Yok ola yok. Yok yok, eksi bir. Kovanın içinde ne eksi biri? Ya da yeni gelmiş de. Ardahan ilimiz Tarım Bakanlığı tarafında kapalı alan, koruma altına alınan bir Kafkas arı ırkımız var. Şu anda ihbar üzerine geldiğimiz bir arılık var. O arılıkta tamamen melez, sarı arılar renkleri ve saldırgan bir arı. Kovanlardan da belli oluyor. Kovanların il dışından alınıp yeni kovanlara aktarıldığı, ilimizde bir koloni arı fiyatı 1000 ve üzeridir. 1000 lira ve üzeri. 1100, 1200, 1500.